Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Lise hayatımızın ilk yazılılarıyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bugün de 9. sınıf kimya 1. dönem 1. yazılısına hep birlikte çalışıyor olacağız. Tabii ki yazılı döneminde de Tonguç Akademi sizin yanınızda olmaya devam edecek. O zaman haydi bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar öncelikle içeriğimizde neler olacak onlardan bir bahsedelim. Öğrenci notları üzerinden gideceğiz arkadaşlar. Yani şimdiye kadar zaten çalışmalar yaptık. Birçok konuyu birlikte gözden geçirdik. Şimdi oradaki önemli noktalar nelermiş? Soruları çalışırken, soruları çözerken onların üzerinde de duruyor olacağız. Ve hap bilgilerimiz olacak. Yani çok önemli bilgileri özellikle vurgulayarak gideceğiz ki bu hap bilgiler muhtemelen yazılıda da karşımıza çıkacak bilgiler olacak. Açık uçlu ve klasik soru tipleri karşımıza çıkacak. Tabii ki öğretmenimizden öğretmenimize değişecek farklı sorularla karşılaşacağız. Ama biz mümkün olduğunca geniş bir soru kapasitesine sahip olan bir çalışmayla karşımıza gelecek bütün soru tiplerini aslında gözden geçirmiş olacağız. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bizim için bazı örnek sorular yayınladı. Hani öğretmenlerimize de yol gösteren sorular bunlar aslında. Sorularımızı bu şekilde hazırlayalım diye. Tabii ki biz de ona benzer sorulara içeriğimizde yer veriyor olacağız arkadaşlar. Ve bunlara hep birlikte çalışıyor olacağız. Tabii ki çalışmalarımızı tamamladıktan sonra bize de çok önemli işler düşüyor. Nedir? İlk işimiz tabii ki yazılı notlar arkadaşlar ve bizim vazgeçilmezimiz Dinamo Kimya Kitabı Soru Bankası zaten temel kaynaklarımızdan biriydi. Ödevlendirmelerimizi buradan yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bu kitabı artık neredeyse hepimiz sahibiz ve çözdük birçok noktasını ve çözmeye devam edeceğiz. Buradaki önemli nokta nedir arkadaşlar? Ünitenin sonunda yazılı tipinde sorular var arkadaşlar kitabımızın içeriğinde. O sorular işte bize çok önemli yol gösterecekler. Buna benzer sorular hani tabii ki video içeriğinde yazılı tipinde soruları çözüyor olacağız ama bazı sorular da bizim buradan karşımıza gelebilir. Yazılı tipindeki soruları bu kitaptan çözmemiz bize çok önemli faydalar sağlayacak. Bunun dışında 9. sınıf 1. dönem yazılı notları kaynağımız arkadaşlar küçük olması itibariyle gördüğünüz gibi oldukça kullanışlı. Hani yolda otobüste giderken bile kullanabileceğimiz önemli bilgileri, en önemli bilgileri edinebileceğimiz bir kaynak var karşımızda. Ve sadece kimya için değil bütün dersleri için kaynağımızı kullanabiliriz. Edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya ve biyoloji ile ilgili bütün ihtiyacımızı aslında bize sunan küçük bir kaynak. Peki bunu aktif hale getirmek için, aktivasyonunu tamamlamak için ne yapmamız gerekiyor? Onun için hemen bir videomuzu izliyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazı notları kitabımızdan Maportax sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğünüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Arkadaşlar o zaman dalalım bakalım neler var konumuzun içeriğinde karşımıza hangi konulardan sorular çıkacak. İlk ünitemiz vardı arkadaşlar kimya bilim ünitesi. Bu ünitede simyadan kimyaya geçişi inceledik arkadaşlar. Simya nedir, kimya nedir, farkları nelerdir, simyadan kimyaya aktarılan bulgular nelerdir, simyacılar kimlerdir ve simyadan kimyaya geçişe katkı sunan medeniyetler hangileridir bunlar üzerine konuştuk. Ardından kimya disiplinlerini ve kimyacıların çalışma alanları üzerine konuştuk. Burada simya dönemi ve kimyanın oluşum sürecinden bahsettikten sonra bazı endüstriler ve bazı kimya ile ilgili meslekler üzerine konuştuk. Buradan da büyük ihtimalle karşımıza soru gelecek tabii ki. Ardından bu ünitenin altında kimyanın sembolik dilinden bahsettik. Burada tabii karşımıza ne çıkacak? Element sembolleri ve bileşik formülleri çıkacak ve yaygın adlarını biliyor olmamız beklenecek. Kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği şeklinde bir alt başlığımız vardı. Burada laboratuvar kuralları, güvenlik uyarı işaretleri, kimyasal maddelerin faydaları ve zararları ve özellikle tabii ki bazı kimyasallar burada ön plana çıkıyordu. Ve laboratuvar malzemelerini tanıdığımız bir bölüm vardı. Buradan da yine tabii ki sorularla karşılaşacağız.
Ve ikinci bir üniteye de giriş yaptık en azından. Atom ve periyodik sistem ünitesi arkadaşlar. Burada da atom modellerini tanıdık. Atomun oluşum süreci aslında, atom kavramının keşfedilmesi, hangi aşamalardan geçti? Dalton, Thomson, Rutherford ve Bohr atom modelleri üzerine konuştuk. Ve buradaki önemli deneyler üzerine konuştuk. Atomun yapısı ve özelliklerinden bahsettik. Atom altı tanecikler, proton, nötron ve elektron olmak üzere nasıl yerleşirler? Çekirdek nedir? Katman nedir? Ve bunların özellikleri nelerdir? Bunlardan bahsettik. İzotürler olarak arkadaşlar, izotop, izoton, izobar ve izoelektronik atomlardan ve bunların birbirleriyle benzer ve farklı özellikleri üzerine konuştuk. Ve periyodik sistemden bahsetmeye başladık arkadaşlar. Modern periyodik sistem nasıl kurgulandı? Bir elementin periyodik sistemdeki yerini nasıl belirleriz? İşte bunları da bu bölümde inceledik ve karşımıza çıkacak sorular da buralardan gelecek. O zaman haydi sorularımızı bir çözmeye başlayalım arkadaşlar. Her soruyu çözerken önemli bilgileri de vurgulayarak devam edeceğiz. Mesela ilk sorumuz demiş ki aşağıdaki bilim insanları veya simyacıların simyaya ve kimya bilimine yaptığı katkılara birer örnek veriniz. Bak burada bilim insanları veya simyacıları değerlendirecek olursak ön plana çıkanlar kimlerdi? Demokritus vardı, Empedokles vardı, Aristo vardı, Cabir bin Hayyan, Ebu Bekir Errazi, Robert Boyle ve Lavoisier bilmemiz gereken önemli bilim insanlarıydı. Bunlardan Demokritus'un yaptığı en önemli katkı atom fikrini ortaya atmaktı arkadaşlar. İlk olarak atom fikrinden bahseden kişi Demokritus'tu. Empedokles ne yapmıştı peki? Dört öğe kuramını ortaya atmıştı. Dört öğe kuramından kastımız neydi peki? Maddelerin dört temel elementten oluştuklarını, bunların hava, toprak, su ve ateş olduğunu ilk defa söyleyen ve açıklamaya çalışan kişi Empedokles'ti. Arada Aristo'dan bahsediyoruz. Aristo bu fikri geliştiren ve dört temel öğenin yanı sıra dört temel özellikten bahseden kişiydi arkadaşlar. Sonrasında İslam alimlerine geldiğimiz zaman Cabir bin Hayyan ve Ebu Bekir Errazi ön plana çıkıyordu. Cabir bin Hayyan deyince aklımıza ilk laboratuvar gelecek arkadaşlar. İlk kimya laboratuvarını kuran kişidir. Bunun yanı sıra işte kezzabı bulan, işte nitrik asidi yani keşfeden kişi yine Cabir bin Hayyan'dı. Birçok kimyasalın keşfini o gerçekleştiriyordu. Kral suyu gibi bir maddeyi yine Cabir bin Hayyan geliştiriyordu. Ebu Bekir Errazi yine çok ön plana çıkan bir İslam alimiydi. Bir doktordu aynı zamanda. Birçok hastalığın tedavisini bulan kişi Ebu Bekir Errazi'ydi. Mesela karınca asidini geliştiren, keşfeden kişi Ebu Bekir Errazi'ydi arkadaşlar. Bunlara örnekler vermemiz mümkün olacak. Lavoisier'e gelince arkadaşlar kütlenin korunumu kanunu aklımıza gelecek. Kütlenin korunumunu geliştirerek bu kanun sayesinde modern kimyanın babası unvanını alıyordu. Çünkü modern kimya Lavoisier'in bu kanunu ortaya atmasıyla başlıyordu. Bunun yanı sıra yanma olayını yine aynı şekilde tanımlayan kişi, açıklayan kişi Lavoisier'di. Bugün bildiğimiz anlamda maddelerin oksijenle verdiği tepkimeler yanma tepkimeleridir diyen kişiydi. Bunların dışında Robert Boyle'u da bilmemiz çok önemli arkadaşlar. O da kuşkucu kimyager adını verdiği bir kitap yayınlıyordu ve bu kitapta element tanımı yapıyordu. Element tanımı sayesinde de simyayı bitiren kişi Robert Boyle'di arkadaşlar. Dolayısıyla da tarihteki ilk kimyacı kimdir derlerse Robert Boyle dememiz gerekiyor. Sorunun üzerine de böylece çıkmış oluyoruz. Bir diğer sorumuz demiş ki aşağıda bazı kimyagerlerin alanları gereği yaptıkları işler verilmiştir. Buna göre bu kimyagerlerin hangi alt disipliniyle ilgili çalıştıklarını belirtiniz demiş. Arkadaşlar burada bazı disiplinler var. Disiplinlerin neler yaptığını, hangi alanlarda çalıştığını bilmemiz çok önemli olacak. Bunları bir cevaplayalım, sonra ek sırasında bilmemiz gereken disiplinler üzerine konuşalım. Karbon temelli bileşiklerin yapısı arkadaşlar, karbon ve hidrojenden oluşan neredeyse bütün bileşikleri biz organik bileşik olarak adlandırıyoruz. Dolayısıyla da organik bileşikler üzerine çalışan kimya disiplini organik kimyadır. Dolayısıyla bir bilim insanı eğer bu bileşikleri inceliyorsa da o organik kimya ile ilgili çalışmalar yapıyordur. Madde örneklerini, bileşenleri ve miktarlarını analiz ediyor arkadaşlar. Analiz yapmak adı üzerinde zaten analitik kimyanın alanıdır. Diyelim ki herhangi bir kan örneğini alıp kan örneğinin içerisinde hangi maddeler var, bu maddelerin oranları nedir, işte demir oranı nedir, magnezyum oranı nedir ya da su oranı nedir ya da herhangi bir su örneğini alıp bunun içerisinde bulunan mineralleri ölçerse veya bunun pH'ini hesaplarsa bu
analitik kimya ile ilgili bir çalışma yapıldığını gösterir. Canlı organizmalardaki molekül yapılarını ve tepkimelerini inceliyor arkadaşlar. Canlı organizma ifadesini gördüğümüz anda hemen aklımız tabii ki biyokimyaya gidecek. Biyokimya ne yapıyor? Canlılarda bulunan bütün molekül yapılarını, bileşik yapılarını ve bunların verdiği tepkimeleri ve işte bütün vücut fonksiyonlarındaki görevlerini inceleyen bilim dalı özelliğini gösteriyor. Yani biyoloji ve kimyanın birleşmiş halidir diyebiliriz. Kimyasal tepkimelerde gerçekleşen, bak, enerji, bu bizim anahtar kelimemiz, hız, mekanizma, bunların hepsi fiziksel nitelikler, fiziksel büyüklükler. Dolayısıyla bunları araştıran bilim dalı da tabii ki fiziko-kimya, yani bu defada fizik ve kimyayı birleştiren bilim dalıdır diyeceğiz arkadaşlar. Anahtar kelimeler bizim için çok önemli olacak. Bunlar dışında disiplin yok mu? Mesela organik bileşikleri dedik ki karbon ve hidrojen temelli bileşikler organik bileşiklerdir. Bunun dışında kalan her şeyi anorganik kimya inceler arkadaşlar. Bunun rakip bilim dalıdır diyebiliriz anorganik kimya ve organik kimya şeklinde. Veya petrokimyadan bahsediyorsan petrol ve petrol ürünlerinden bahsettiğimiz aslında bir bilim dalı karşımıza çıkar. Ya da polimer kimyası diyorsak küçük molekül yapılarının birleşerek büyük polimer yapılarını, yani büyük molekül yapılarını oluşturduğu hem tepkimeleri hem de oluşan bileşikleri inceleyen bilim dalına da polimer kimyası adını vereceğiz. Veya endüstriyel kimya gibi bir alt disiplinimiz var arkadaşlar. Bu alt disiplinde de büyük miktarda üretimleri ve bunların saklanması, depolanması, ambalajlanması ve tabii ki işin ekonomik boyutunu inceleyen bilim dalı da endüstriyel kimya olacak. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Kimyanın sembolik dilinden karşımıza çıkmış arkadaşlar sorumuz. Şimdi kimyanın sembolik dilinde element sembolleri ve bileşik formülleri karşımıza soru olarak gelecek. Element sembollerinden arkadaşlar periyodik sistemde yer alan ilk 20 elementi bir kere kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra da bazı yaygın element sembolleri var. Bunları da yine bilmemiz çok önemli özellik gösterecek. Ve diyoruz ki bir elementin ilk veya ilk iki harfi bize o elementin sembolünü oluşturur. Tabii ki burada Latince, eğer daha sonradan keşfedilmişse de İngilizce isimlerini kullanmamız gerekecek. Şimdi ezberden gitmemiz gerekiyor tabii ki burada. Ne sembolüne sahip olan elementin arkadaşlar mesela neon olduğunu bilmemiz gerekecek. Ya da S, S'yi gördüğümüz zaman ilk harfinden farklı çünkü Latincesi ve İngilizcesi S harfiyle başlayan kükürt elementinin sembolü olarak karşımıza çıkacak. K sembolüne sahip element, bak bu da yine bizim kafamızı karıştırma ihtimali olan elementlerden birisi. K ile başlamasına, daha doğrusu sembolü K olmasına rağmen potasyum elementinden bahsediyoruz burada. Çünkü Latince ismi K harfiyle başlıyor. Ag'nin gümüş elementine ait bir sembol olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yaygın elementlerden birisi. Pb'nin kurşun elementine ait olduğunu bilmemiz gerekiyor. Özellikle burada arkadaşlar ilk harfiyle değişken isme sahip olan elementleri seçmeye özen gösterdim. Çünkü genellikle bunlar da kafamız karışıyor. Bunları ezberlememiz de önem arz ediyor. Fe demir elementine ait semboldü. Zn deyince hemen aklımıza çinko elementi gelecek arkadaşlar. B bor elementine ait bir sembol. Br geldiği zaman bu onu brom haline getiriyor arkadaşlar. Yani brom elementinin sembolü Br idi. Cl ise klor elementine ait semboldü. Tabii ki sadece 10 elementi biz sorularımızda yer verdik. Ancak ezberlememiz gereken çok daha fazla sayıda element var. O yüzden yazılı öncesinde kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabını açıyoruz. Ve kitapta yer alan bütün elementlerin hem sembollerini hem de adlarını kesinlikle ezbere biliyoruz. Tabii ki bu konu başlığı altında bir de bileşik formülleri ve bileşiklerin yaygın adları karşımıza çıkacak. Yine tabii ki kısıtlı sayıda bileşiğe sorularımızda yer verdik. Okuldaki yazılımızda da benzer şekilde kısıtlı sayıda çıkacak ama bizim o kitapta, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitabında yer alan bütün bileşiklerin yaygın adlarını biliyor olmamız gerekiyor. Mesela CaCO3 formülüne sahip olan bileşik kalsiyum karbonat gibi bir sistematik ada sahip ve biz onu yaygın olarak kireç taşı şeklinde biliyoruz arkadaşlar. NaOH sodyum hidroksit bileşiği sud kostik şeklinde bir yaygın ada sahipti. HCl hidroklorik asit sistematik adına sahip ama yaygın adı bunun tuz ruhu şeklindeydi arkadaşlar. H2SO4 yani sülfürik asit sistematik adıyla bildiğimiz bileşiğin yaygın adı zaç yağı şeklindeydi.
Ve şöyle CH3COOH şeklinde asetik asit sistematik adına sahip bileşiğin yaygın adı ise sirke asidi şeklinde olacak arkadaşlar. Bunları ezbere biliyoruz. Tabii ki bunlarla sınırlı değil. Bunun dışında yer alan bileşik adlarını da bir an önce ezberlememizde fayda var. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı arkadaşlar bazı sorular yayınladı ve bu sorulara benzer soruları öğretmenlere sormasını tavsiye etti arkadaşlar. Dolayısıyla o soruları da sınava girmeden önce çözmemizde çok önemli faydalar var. Biz de oradaki sorulara çok benzer soruları kendimiz hazırladık. Şimdi bunlar üzerinden hep birlikte konuşuyor olacağız. Mesela atom numarası 16, kütle numarası 32 olan kükürt taneciği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Arkadaşlar şimdi bir tabii ki karşımızdaki soru çoktan seçmeli bir soru. Biz ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle atom numarası nedir? Dolayısıyla da proton sayısı nedir? Kütle numarası nedir? O bilgileri bir hatırlamamız gerekecek. Şimdi biz elementin sembolünü karşılığımıza aldığımız zaman şöyle bir gösterimde bulunuyorduk. Proton sayısını sol alt tarafa yazıyorduk. Ki proton sayısının bir diğer adı atom numarasıydı. Hatta bir diğer adı da çekirdek yüküydü. Bu isimlerden herhangi biriyle karşımıza çıktığı zaman sol altta bunu yazıyor olacağız. Tamam mı? Sol orta tarafa bunun nötron sayısını yazıyorduk ve sol üst tarafa da kütle numarasını yazıyorduk ki kütle numarası proton sayısı ve nötron sayısının toplamıydı. Kütle numarasının bir diğer adı da hatta nükleon sayısıydı. Bak bu isimleri, ifadeleri unutmuyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla 16 atom numarası ve 32 kütle numarası varsa bunun nötron sayısının da 16 olması gerektiğini bileceğiz. Şimdi nötr haldeyken yani şurası sıfırken elektron sayısı da her zaman proton sayısına eşit olmak zorunda olduğu için elektron sayısı da 16'dır. Nötraldeki bir kükürtten bahsediyorsak. Şimdi gelelim öncüllere. Nötron sayısı 16'dır. Evet, bunun 16 olduğunu bulduk. Modern periyodik sistemin 3. periyodunda yer alır. Arkadaşlar periyodik sistemdeki konumla ilgili bir soru geldiği zaman hemen şuraya odaklanıyoruz. Bak proton sayısı veya atom numarası veya çekirdek yükü. Biz bunu elektron dizilimi haline getirdiğimiz zaman unutmuyoruz. 2, 8, 8, 2'ye kadar yazabiliyorduk. Çünkü zaten sadece ilk 20 elementten sorumlu olacağız. Şu anda toplam 16 elektron yazmamız gerekecek. Bak ilk katmana 2, ikinci katmana 8 elektron yazdık. Toplam 10 elektron oldu. Demek ki 3. katmanda 6 elektron varmış. Şurada belirtelim arkadaşlar. En fazla ilk 20 element için elektron dizilimimiz bu şekilde olacak. Atıyorum 13 olsaydı 2, 8, 3 diyecektik. Ya da 7 olsaydı 2'ye 5 diyecektik. Ya da 19 olsaydı 2, 8, 8, 1 şeklinde bir elektron dizilimi yazacaktık. Şimdi kükürt için buymuş ama. Periyodik sistemdeki konumu da buraya bakarak belirliyoruz arkadaşlar. Ve diyoruz ki toplam kaç tane katman yazdıysak o bize onun periyot numarasını verir. Dolayısıyla 3 katman var. O zaman 3. periyotta yer alan bir elementten bahsediyoruz. Ve en dış katmandaki elektron sayısı da bize grubu verir. 6 elektron var. Demek ki 6A grubunda yer alıyordur. Bak, periyodik sistemdeki konumunu da bulduk. O zaman B şıkkı da doğru olacak. C şıkkı modern periyodik sistemin 6A grubunda yer alır diyor. Bu da doğru olacak. D şıkkı diyor ki eksi 2 yüklü iyonun da elektron sayısı 16'dır. 16 olan nötr haliydi arkadaşlar. Eksi 2 yüklü diyor. Sonra hemen şuraya yeniden yazalım. Bak şurası 16. Burası değişmez zaten. Proton sayısı alışverişi yapılan bir şey değil. Nötron sayısı da değişmez. Dolayısıyla burası aynen kalacak. Ama eksi 2 yüklü diyorsa yani sağ üst taraf eksi 2 yazacaksak bu proton sayısı ile elektron sayısının farkıyla elde edilir. Dolayısıyla elektron sayısı 18 olacak ki 16 eksi 18'den biz eksi 2'yi bulmuş olalım. O zaman bu ifademiz yanlış olacak. Eksi 2 yüklü iyonundaki elektron sayısı 16 değil 18 olması gerekecek. P31 taneciği ile izotondur diyor arkadaşlar. Şimdi fosforun da 15 proton sayısıymış, 31 kütle numarasıymış. Dolayısıyla nötron sayısının bu ikisinin farkı olması gerekeceği için 16 nötronu olmalı. Şimdi izotop proton sayısı aynı ama nötron sayısı farklı olan taneciklerdi. İzoton nötron sayısı aynı ama proton sayısı farklı olan taneciklerdi. İzobar kütle numarası aynı ama proton ve nötron sayısı farklı olan taneciklerdi. İzoelektronik ise elektron sayısı aynı iken proton sayısı farklı olan taneciklerdi. Dolayısıyla burada izoton dediğine göre beklentimiz nedir? Nötron sayılarının aynı ama proton sayılarının farklı olmasıdır. Dolayısıyla bu iki tanecik birbirinin izotonudur diyeceğiz. Yani cevabımız D seçeneğinde yer alacak. Hemen diğer bir soruya bakacak olursak. Aşağıda formülü verilen bileşiklerden hangisinin yaygın adı yanlış verilmiştir diyor arkadaşlar. Şimdi gene ezber tabii ki devreye giriyor. Yaygın adlarını bir ezbere bilmemiz gerekecek.
HNO3 bileşiği arkadaşlar kezzap adına sahipti. Bu ifademiz doğru. Nitrik asit sistematik adıydı hatta. CaCO3 kalsiyum karbonat bileşiği kireç taşı olarak adlandırılıyordu. Bu da doğru bir ifade. CaO yani kalsiyum oksit bileşiği sönmemiş kireçti arkadaşlar. Burada sönmüş kireç demiş. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış olacak. Doğrusu sönmemiş kireç olmalıydı. Peki sönmüş kirecin formülü nedir? Unutmuyoruz. CaOH2 bileşiği ise sönmüş kireç olarak adlandırılacak arkadaşlar. Burada kalsiyumlu bileşikleri genellikle kireç ön adıyla adlandırıyoruz. Şöyle de düşünebiliriz. CaO'nun H2O ile yani su ile verdiği tepkime sonucunda bunu elde ettiğimiz için bu sönmemiş, bu sönmüş kireç adını alacak. CH3COOH yani asitik asit sirke asidi olarak adlandırılıyordu. NH3 ise amonyak bileşiğiydi. Bunlar doğru. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğinde yer aldı. Bir diğer soruya gelecek olursak arkadaşlar karşımızda uyarı işaretleri var. Bununla ilgili de muhtemelen yazılıda da karşılaşacağız bu soruyla. Oldukça basit bir şekilde yine ezberleri devreye girerek isimlerini hatırlayacağız. Aşağıda görseli verilen güvenlik uyarı işaretlerinin anlamlarını belirtiniz. Arkadaşlar böyle bir ifadeyi görüyorsak bakın işarette bir yangın işareti var. Yani buna karşı uyarması gerekiyor. Dolayısıyla aslında yanıcı maddelerin üzerinde biz bu sembolü göreceğiz. Bunu dolayısıyla oksijenden yani yakıcı maddelerden, aşırı ısıdan, kıvılcımdan uzak tutmamız gerektiğini anlayacağız. Eğer yine yangına benzer bir ifadenin önündeki şu yuvarlağı görüyorsak aslında o oksijenin simgesinden gelen bir ifade arkadaşlar. Bunu da yakıcı olan maddelerin üzerinde göreceğiz. Dolayısıyla da yanıcı ve yakıcı maddeleri birbirinden uzak tutmamız gerekiyor. Çünkü bunlar birbirini bulup bir de dışarıdan ısıya maruz kalırlarsa anında alev alacaklardır. Şimdi bu ifadeyi gördüğümüz zaman parçalanan bir yapı var karşımızda. Dolayısıyla aslında bu patlayıcı madde demek olacak. Bu ifadeyi gördüğümüz zaman, bu sembolü gördüğümüz zaman bu maddeyi bizim aşırı darbeden, ısıdan, sıcaklıktan veya işte güneş ışığından uzak tutmamızda fayda var demek olacak. Şimdi bu işareti gördüğümüz zaman bakın metal bir yüzey var veya cilt var. Burada da aşınma sembolü görüyoruz. Dolayısıyla aşındırıcı maddelerin üzerinde biz bu ifadeyi, bu sembolü görüyor olacağız. Bir diğer adıyla da korozif maddelerdir diyeceğiz bunları arkadaşlar. Genellikle de asit özelliği gösteren maddelerin kimyasalların üzerinde bu ifade karşımıza çıkacak. Ünlem işaretini görünce arkadaşlar bu aslında bu maddeyi cildinden uzak tut demek. Çünkü tahriş edici bir maddedir ve cildimizle temasında kabarmalara sebep olabilir, kızarıklıklara sebep olabilir. Hani aşındırıcıya göre biraz daha hafif bir özelliğe sahip olan ama ciltten yine uzak tutmamız gereken bir madde var karşımızda. Kuru kafa ifadesini gördüğümüz zaman da bu da zehirli bir madde olduğunu gösteriyor ve asla ve asla o maddeyi solumamamız gerekiyor. Tadına bakmamamız gerektiğini anlamış oluyoruz. Tabii ki bir diğer adıyla toksik madde olarak da karşımıza çıkacak. Geçiyoruz bir diğer sorumuza. Aşağıda verilen kimyasalların çevre ve insan vücuduna fayda veya zararlarını belirtiniz. Şimdi bazı kimyasallar var arkadaşlar insanlara veya çevreye faydalı özellik gösteriyor. Bazıları da zarar veriyorlar. Dolayısıyla da uzak tutulması gerekiyor. Kitabımızda tabii ki çok daha fazla maddeye yer veriliyor ama sorularda karşımıza birkaç tanesi çıkacak. Biz de birkaç tanesi üzerinden gidelim. Mesela demirden bahsediyorsak arkadaşlar demir faydalı bir maddeydi ve asıl en önemli özelliği neydi? Hemoglobinin yapısında bulunması. Hemoglobin yani kana rengini veren madde aslında demirdir arkadaşlar ve hemoglobinin görevi de kanın oksijen taşımasını sağlamaktır. Eğer yeterince demir yoksa vücudumuzda kansızlık problemiyle karşılaşmamızın sebebi bu oluyor işte ya da kansızlık teşhisi konulan insanlara işte demir takviyesi sunulmasının sebebi burası oluyor arkadaşlar. Kalsiyum yine tabii ki oldukça faydalı bir madde. Yani süt içmemizin, peynir tüketmemizin ya da yoğurt yememizin asılında temel sebebi kalsiyum ihtiyacımızı karşılamaktır. Çünkü kemik ve diş yapısını oluşturan temel bileşen kalsiyumdur arkadaşlar. Kalsiyum eksikliği kemik erimesi ya da kemiklerle ilgili ya da dişlerle ilgili problemler yaşamamıza sebep olan bir eksikliktir. Kalsiyum faydalı elementler arasında. Şimdi faydalılardan başka ne var? Sodyum veya potasyum yine birçok niteliği sayesinde faydalı özellik gösteriyor. İyon dengesini sağlıyor mesela her ikisi de. Bunun dışında magnezyum oldukça faydalı bir bileşen ihtiyacımız olan bir madde.
yanma olaylarında görev alıyor. Ya da sudan bahsedecek olursak zaten faydası saymakla bitmez. Bunlar faydalı kimyasallardı. Bir de zararlı kimyasallarımız var arkadaşlar. Mesela civa bunlardan birisi. Kendisi ağır metal özelliği gösteriyor ve sinir sistemini bozuyor arkadaşlar. Sinir sistemi bozukluklarının sebebi civadır diyebiliriz veya ağır metalleri genel olarak bu konuda gösterebiliriz. Zehirlenmelere yol açan bir metal aynı zamanda, dolayısıyla da civada mümkün olduğunca uzak durmamız gerekiyor. Toksik özellik gösteriyor. Karbon monoksit mesela yine zararlı maddelerden birisi. Karbon monoksit soba zehirlenmelerinin temelinde yer alan maddeydi arkadaşlar. Eğer karbon monoksit eğer karbon monoksite fazla maruz kalırsak bu ölüme kadar götürebilir. Bunun dışında zararlı kimler var? İşte kurşun var, yine ağır metal özelliği gösteriyor da. Karbondioksit var. Küresel ısınmanın temel sebebi. İşte kükürt trioksit ve azot oksitler var. Bunlar asit yağmurlarına sebep olan maddeler. Veya klor gazı yine zehirlenmelere sebep olan zararlı maddelerden birisi. Herhangi biri karşımıza soru olarak çıkabilir. Dolayısıyla sınava girmeden önce, yazılı öncesinde faydalı ve zararlı maddeleri ve neler yaptıklarını gözden geçirmemizde fayda olacak. Konularımız arasında bir de laboratuvarda kullanılan bazı malzemeler vardı arkadaşlar. Bunların ne işe yaradıklarını ve isimlerini bilmemiz gerekiyor. Tabii ki şekillerde, görselde gördüğümüz anda hemen ismini yapıştırabiliyor olmamız gerekiyor. Mesela birkaç tanesi karşımıza çıkmış. Şöyle bir kap arkadaşlar. Üzerinde derecelerde olduğunu görüyoruz. Beher glass olarak adlandırdığımız bir kap var karşımızda. Genellikle hassas olmasa da hacim ölçümleri yapabileceğimiz ya da karışımları bunun içerisinde hazırlayabileceğimiz ya da bir kaptan başka bir kaba sıvı aktarımı için kullanabileceğimiz bir malzeme olarak karşımıza çıkıyor. Altında şöyle muslu olan incecik ve üzerinde dereceler bulunan bir boru. Bunu arkadaşlar biz büret olarak adlandırıyoruz ve titrasyon işlemlerinde özellikle büreti kullanıyoruz. İnce bir boru olması sayesinde ve üzerindeki dereceler sayesinde hassas hacim ölçümlerini de yine büret vasıtasıyla yapabiliyoruz. Ve sıvıları da tam istediğimiz miktarda aktarmamızı sağlayan alttaki musluğu sayesinde çok kullanışlı bir malzeme oluyor. Şimdi buraya gelecek olursak üzerinde yine derecelerin yer aldığını gördüğümüz silindir şeklinde bir cam malzeme var. Ki ismi de buradan geliyor zaten. Dereceli silindir adını veriyoruz arkadaşlar. Temel görevi sıvıların hacmini ölçmektir. Belli hacimde sıvı kullanmak istiyorsak dereceli silindir sayesinde bu ölçümü yaparız. Karşımızda bir tüp var arkadaşlar. En sık karşılaştığımız laboratuvar malzemesi bu zaten. Deney tüpü diyeceğiz. Oldukça dayanıklı bir cam malzemeden yapıldığı için maddeleri bunun içerisinde ısıtabiliyoruz veya tepkimeleri bunun içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Ve altındaki ovallik sayesinde de kolaylıkla tepkimeyi gözlemleyebiliyoruz, inceleyebiliyoruz. Buraya gelecek olursak altında yine bir musluk olan cam bir malzeme var arkadaşlar. Ve üstünün de huni şeklinde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bunu biz aslında ayırma hunisi olarak adlandıracağız. Burada da arkadaşlar emülsiyon türündeki yani sıvı sıvı heterojen özellik gösteren karışımları birbirinden ayırmamızı sağlayan bir kap var karşımızda. Diyelim ki bunun içerisinde zeytinyağı ve su var. Su alt tarafta, zeytinyağı üst tarafta kalıyor ya. Musluğu açıyoruz. Su alttan akıp gidiyor. Tam ayrışma noktasına geldiğimiz zaman, musluğu kapattığımız zaman zeytinyağı ve su birbirinden ayrılmış oluyor. O yüzden ayırma hunisi şeklinde adlandırıyoruz. Diğer bir kaba geçtiğimiz zaman arkadaşlar yukarıya doğru incelen bir kaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Bu da aslında yukarıya doğru ağzının daralmasının sebebi sıçramalara engel olmak. Ve üzerindeki dereceler sayesinde de hassas olmasa da belli hacim ölçümleri yapmamızı sağlayan bir kap. Genellikle çözeltilerin hazırlanması için kullandığımız kap olacak bu ve Erlenmeyer olarak adlandıracağımız cam malzemedir arkadaşlar. Tabii ki çok daha fazla sayıda malzeme var. Bu yüzden yazılıya girmeden önce bütün malzemeleri, isimleri ve görevleriyle şöyle bir gözden geçirmemizde fayda olacak. Geçelim bir diğer sorumuz arkadaşlar. Artık atom ve periyodik sistem ünitesinden bir soru var. Atom fikrinin gelişim sürecinde ortaya atılan aşağıdaki fikirlerin ilk defa geçtiği atom modellerini belirtiniz. Şimdi soruyu çözmeden önce atom modellerini şöyle kronolojik olarak bir sıralayalım. Dalton atom modeli vardı. Atomla ilgili ilk bilimsel çalışma buydu arkadaşlar. Sonrasında Thomson atom modeli geliyordu. İlk defa elektronlardan yani negatif yüklü taneciklerden bahsedilen atom modeli Thomson atom modeliydi. Hatta üzümlü kek adını veriyorduk. Sonrasında
Rutherford atom modeli geliyordu ve ilk defa pozitif yüklü taneciklerden yani protonlardan ve çekirdekten bahsedilen atom modeli Rutherford atom modeli oluyordu ve çekirdeğin keşfi de burada yapılan alfa saçılması ya da altın levha deneyi sayesinde ortaya konuluyordu. Son olarak da Bohr atom modeli vardı arkadaşlar. Bu da katman kavramından ilk defa bahsedilen atom modeliydi. Bunun sonrasında orbital ve nötron kavramları da keşfedilip modern atom teorisine ilerliyorduk. Şimdi gelecek olursak bilgilere. Atomda adına çekirdek denilen bir merkez bulunur. Arkadaşlar çekirdekten ilk defa bahseden Rutherford atom modelidir demiştik. Atomda elektronlar belirli yörüngelerde bulunur. Arkadaşlar yörünge, katman ya da enerji seviyesi. Bu kavramlar ilk defa Bohr atom modelinde karşımıza çıkıyor. Rutherford'dan da sonra tabii ki. Atomda pozitif yük sayısına eşit sayıda negatif yük vardır. Bakın yüklü taneciklerden ilk defa bahsedilen atom modeli Thomson atom modeliydi. Dolayısıyla atomun nötr olma durumundan da ilk defa Thomson bahsediyordu. Atomlar yok edilemez ya da başka atomlara dönüştürülemez. İşte bu da ilk defa atom konusunda bilimsel çalışmalar yapan Dalton'un söylediği ifadeydi. Bir diğer sorumuza geçecek olursak atom altı taneciklerle alakalı. Hani az önce biraz bahsetmiştik zaten. Herhangi bir X taneciğinden bahsediyorsak sol alta proton sayısını, ortaya nötron sayısını, buraya kütle numarasını ki kütle numarasını proton ve nötron sayısının toplamı şeklinde buluyorduk. Sağ alta elektron sayısını yazıyorduk. Üst tarafa da iyon yükünü belirliyorduk arkadaşlar ve iyon yükünü belirlerken de kullandığımız ifade proton ve elektron sayısı arasındaki fark olacaktı. Şimdi bunlara göre potasyum taneciğinden bahsetmiş arkadaşlar. 19 tane protonu varmış, kütlesi 39'muş. Bak bunu biliyoruz, bunu biliyoruz. Aradaki nötron sayısını o zaman buradan buluruz. Yani 19 artı kaç bize 39'u verir? Demek ki nötron sayısı 20 olmalıymış. Tablo sorusu büyük ihtimalle karşımıza benzer şekilde gelecek en azından. Ya da şöyle bir sembol üzerine doldurmalar yapmamız gerekecek bir soru olabilir. Elektron sayısına gelecek olursak arkadaşlar tanecik nötrse proton sayısı ile elektron sayısı birbirine eşit oluyor. Ama eğer buradaki gibi yüklü bir tanecik varsa şunu yapıyoruz. Artı bir yüklü demek elektron sayısı proton sayısından bir eksik demek. Çünkü proton eksi elektron sayısı bize iyon yükünü veriyordu. Dolayısıyla eğer 19 protonu varsa 18 tane elektron olacak ki burası artı bir olsun. Artı 2 olsaydı burası 17 olacaktı mesela. Ya da eksi 1 olsaydı demek ki elektron sayısı proton sayısından bir fazladır deyip buraya 20 yazacaktık. Tamam mı? Şimdi ona gelecek olursak bak mesela nötr bir tanecik elektron sayısı ile proton sayısı demek ki birbirine eşit olmak zorunda. Hemen proton sayısının da 10 olduğunu söyleriz. Nötron sayısı ile proton sayısının toplamı da bize kütle numarasını veriyordu. Demek ki kütlesi 20'ymiş deriz. Klora geleceğiz arkadaş. Eksi 1 yüklü. O zaman kütle numarasını biliyorsan, nötron sayısını da biliyorsan proton sayısı bu ikisinin farkı olmak zorundaydı. Dolayısıyla 17 tane protonu varmış. Elektron sayısı eksi 1 olması proton sayısından bir fazla olması demek olacağı için elektron sayısına 18 dememiz gerekecek. Alüminyum var mesela. 13 protonu var, 14 nötronu var. O zaman bu ikisinin toplamı bize kütle numarasını verir diyeceğiz. Ve artı 3 yüklü olması da proton sayısının elektron sayısından 3 fazla olması demek. Demek ki 10 tane elektronu varmış. Ya da kükürtten bahsediyoruz arkadaşlar. 32 kütle numarası 18 elektron sayısı varmış. Bak 18 elektronu varsa bunun eksi 2 yüklü olabilmesi için proton sayısı 16 olmalı ki 16 eksi 18'den eksi 2'yi bulabilelim. Proton sayısıyla nötron sayısının toplamı kütle numarasını verecekse demek ki 16 tane de nötronu var ki 16 artı 16'dan burayı 32 olarak bulabilirim. Geçelim hemen bir diğer sorumuza. Periyodik sistemde yer bulmayla alakalı. Nasıl yapıyorduk? Elektron dizilimini yapıyorduk. Toplam yazdığımız katman sayısı bize periyot numarasını veriyordu. Son katmandaki elektron sayısı da grup numarasını veriyordu arkadaşlar. Ve diyorduk ki 2 8 8 2'ye kadar şöyle bir ezberden bilmemiz gerekiyor. Elektronları da buraya göre yazacağız. Şimdi helyumla başlayacak olursak. Atom numarası 2'ymiş. Dolayısıyla elektron dizilimi sadece bu kadar. Birinci katmanında 2 elektron var. Ve helyum buradaki tek ve en önemli istisnamız onu bileceğiz arkadaşlar. Sadece bir tane katman yazdık o zaman birinci periyotta. Ama değerlik elektron sayısının 2 olması bunu 2A grubunda yapmayacak. Sadece helyum için o bir soy gazdır. Dolayısıyla da 8A grubundadır diyeceğiz. Ama diğerlerinde böyle bir problemimiz yok. Eğer 5 ise atom numaramız 2'ye 3 şeklinde elektronlar katmanlara dizilecek.
Dolayısıyla iki katman yazdığımız için ikinci periyotta ve en son katmanda 3 elektron olduğu için 3A grubundadır diyeceğiz. Ya da mesela magnezyum 2, 8 dedik, 10 elektron yerleşti. Dolayısıyla 3. katmana 2 elektron kaldı. 3 katman yazdığımız için 3. periyotta, son katmanda 2 elektron var, o zaman 2A grubunda. Ya da kükürt 16 olabilmesi için 2, 8, 6 şeklinde elektronların dizilmesi lazım. 3 katman var, o zaman 3. periyotta, son katmanda 6 elektron var. Demek ki 6A grubunda. Ya da potasyum 2, 8, 8 yazdığımız zaman 18 tane elektron gidecek. Demek ki 4. bir katman daha var ve orada 1 elektron var. Yani bu 4. periyottaymış ve son katmanda 1 tane elektron olduğu için de 4. periyodun 1A grubunda yer alıyormuş. O zaman güzelce sorularımızı da tamamladığımıza göre ne yapıyoruz? Ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize iyi bir sınav dönemi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.